Merhaba arkadaşlar. Bugün kıymalı yufka böreği yapıyoruz. Malzemelerim 500 gram yağsız kuzu kıyma, 2 tane soğan var. Bu ayrıldı birbirinden ama 2 adet. Kendi balkonumdan kopardığım maydanozlarım var. 100-150 gram kadar tereyağım var. Ve kullanacağım pul biber, karabiber ve tuz. Bu kıyması için. Burada da yufka için 6 adet yufkam var. 1 yumurta, yarım bardak sıvı yağ, 1 bardak süt, bir de maden suyum var. Kıymayı ocağa koydum. Altını kıstım. Ağzını kapatıyorum. İlk etapta kıymanın kendi suyunu salmasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar, kıyma kendi suyunu saldı ve çekti. Şimdi 150 gram kadar tereyağı ilave ettim. Şimdi tuzunu ilave ediyorum. Tuzu karabiberiyle pişerse aslında çok daha lezzetli olur. Karabiberimi de koydum. Şimdi soğanlar piştikten sonra pul biberini ekleyeceğim. Şu anda soğanı da ekliyorum. Tereyağı çok yanmasın. Birlikte pişsinler. Normal yağ olsa kızartıp ondan sonra soğanı bırakırdık. Ama tereyağında yanmasın yağımız. Birlikte kızarsınlar. Evet, soğanlarımız güzelce yumuşadı. Şimdi pul biberini ekliyorum. Yeter bu kadar. Şimdi altını kapatıp doğramış olduğum maydanozu ekliyorum. Şimdi biraz soğumasını bekleyeceğim. Evet, yufka harcını yapmaya başlıyoruz. Önce sodamızı aldık. Ardından yarım bardaktan biraz fazla sıvı yağımızı, süt ve bir adet yumurtamız. Bunu güzelce çırpıyoruz. Evet, öncelikle fırın tepsimi güzelce bir tereyağıyla yağlıyorum. Pişirme kağıdı koyabilirdim ama sosu üzerine dökeceğim için bu şekilde yapmayı tercih ettim. Siz nasıl isterseniz öyle yapın. Evet, tepsimizi güzelce yağladık. Sosumuzdan yufkanın her tarafına güzelce bir sürüyoruz. Şurayı şöyle bir katlıyoruz. Ondan sonra kıymayı yayıyoruz.
tüm yufkalar bitinceye dek bu aynı işleme devam ediyoruz. Artık yufkalar mı biter? Kıyma mı biter? Hangisi önce biterse. Şuraya ekstra bir soslayalım. Güzelce yapışsın. Şimdi ben bunu tepsimin boyuna göre kesip ayarlama yapacağım. Siz de tepsinize göre ayarlama yapabilirsiniz. Arkadaşlar ben 5 yufka kullandım. 5 yufkaya yetti. Ve kalan sosu üzerine böyle gezdiriyorum. Hemen fırına atmayacağım. Biraz dinlenmesi için bekleyeceğim. Ondan sonra da 160 ile 170 derecede ağır ağır pişmesini sağlayacağım. Ondan sonra tekrar görüşeceğiz. Üzerine benim muhteşem karışımımı da ekliyorum. Çörek otu, keten tohumu ve susam. Oh, misler gibi. Evet arkadaşlar, sosunu tam olarak çekti. 175 derece ısıtılmış fırına veriyorum. Üzeri nar gibi kızarıncaya kadar pişecek. Evet, böreğimiz kızardı. Tam yarım saatte benim böreğim pişti. Arkadaşlar, neden dilimlemediğimi merak etmiş olabilirsiniz. Piştikten sonra kesiyorum. Kıyma akmasın diye. Dökülüyor yoksa kıymaları. Kıymalar içinden dökülmesin diye kesmedim. Yiyecek olanlara afiyet olsun.